başarı. Çok hayır görüyorsun, çok hayır görüyorsun. Mavi Karadeniz TV ekranları karşısında bizleri izleyen bütün dostlara, bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz efendim. Bugün günlerden neydi la? Bugün günlerden güzel bir gün. Sabah saatinde yine ekran karşısındayız. Yılmaz'cığım çayım da bitti abi, taze çaydan içelim. Sabah yetiştik, yetişemedik. Yapacak hiçbir şey yok. Efendim güzel bir gün. Ekran karşısındaki bütün dostlara selamlarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Güzel bir gün olsun diyelim, gülelim, eğlenelim. Saat 11'e kadar sohbet, muhabbetle devam edelim efendim. Fıkralarla beraber. Bugün bende de bir Mesut Yılmazlık var. Fark ediyor musunuz hani? Nüket. Yani böyle bir Mesut Yılmaz varisi konuşuyorum. Devamlı nedir anlamadım onu. Ama ilerleyen dakikalarda herhalde açılırız. Ben bazen kendimi böyle eski kara şanzuman Bedfordlar vardı. Böyle kara şanzuman Bedfordlar. Öyle hissediyorum kendimi. Zaman geçtikçe açılıyoruz. Onun için bir açılalım, bir uyanalım. Bir üzerimizdeki uyku mamurluklarından bir kurtulalım. Bir hain bir horonla, çemencelen bir olaya girelim. Ardından sohbet, muhabbete fıkralarla beraber başlayacağız. Bu arada sizler de o güzel fıkraları bize yollayabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? MK'de yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a cep telefonundan SMS'ler atabilirsiniz. Ama haricinde yok arkadaş ben teknolojiyi birebir takip ediyorum deyip Facebook ortamından artık biliyorsunuz herkesin Facebook'u var. Facebook ortamından da Abdurrahman Uzun diye girdiğiniz zaman oradaki önünüze çıkan ilk bet olan adama adamı ekleyin, oraya yazın. Mesajlarınızı oradan da gönderebilirsiniz. Evet, güzel bir türküyle başlayalım. Haydi bakalım. Trabzon'dan geleyim, bak boyuna boyuna, alışamadın yavrum, İstanbul'un suyuna. Alışamadın yavrum İstanbul'un suyuna, alışamadın yavrum İstanbul'un suyuna. Kabusunda kirazi, giren düştü birazi, gelmedin mi kısaya, bırak havma razi. Gel gidelim gidelim, gidelim durmayalım. Közden bırak kalırsa gönülden kalmayalım, közden bırak kalırsa gönülden kalmayalım. Sevdam ismimi yazmış, taktı küpeleri. Ben de türküler yazdım, yanağında külleri, yanağında yüküller. Doğuştan da doğuştan, alıştı düz yollara çıkamayı yokuştan. Alıştı düz yollara çıkamayı yokuştan. Ay vuruyu vuruyu,
kabbi yaralığından. Mahrum eyleme beni babamın varlığından. Yarın pazardan almışım basmanın iyisini. Nereden buldun ne atlan kızların iyisini? Nasıl buldun pelalı kızların iyisini? Oynayken görmüştüm sevdamın iyisini. Resim istedi benden, çıkardım verdim ona. O da gösterdi onu evdeki annesine. Anası dedi kızım, resmi nereden aldın? Yoksa küçük yaşında kara sevdaya kaldın? Daha ufak yaşında kara sevdaya kaldın. Yumuşak bir türkü, böyle sabah programımızın başlangıcının güzel bir türkü oldu. Ağır, kemence böyle ritminde 10 numara, hiç sıkıntı yok. Ve hemen başlayalım artık programlarımıza, fıkralarımıza, deyiculu eğlenmeye. Tabii ekran karşısındaki dostlar da yaşama belirtisi verirlerse çok memnun olurum. Yani biz de buradayız, biz de seni dinliyoruz. Öyle kendi kendine sen orada af kurmayasın, biz seni dinliyoruz gibi belirtiler verirse bizim için de 10 numara olur. Şimdi kadının bir tanesi yoldan gideyi, tabi genelde arabada trafikte biraz araba kullanırlar ya bayanlar. Hop bir erkekle beraber çarpıştılar. İki arabada neredeyse perte çıktı. Kadın o kaza yapmış arabadan zoraki dışarıya çıktı. Karşı taraftaki araçtan da erkek de aynı şekilde dışarıya çıktı. Kadın dedi ki, beyefendi dedi, bu bir işaret olsa gerek. Kafa kafaya kaza yaptık. İkimizin arabası da neredeyse pert ve ikimize de hiçbir şey olmadı. Galiba bu bize Allah'ın bir işaretidir. Biz tanışıp evleneceğiz galiba. Erkek uçtu sevinme önden. Kesinlikle doğru söylüyorsun dedi hanımefendi, kesinlikle. Bayan o sırada hurda gibi duran arabanın arkasından gidip büyük bir şampanya şişesi getirdi. Adama dedi ki, işte bu da işaretlerden bir tanesi. Arabalarımız hurda olmasına rağmen bu içki şişesine hiçbir şey olmamış. Gel bu ilk tanışmamızı kutlayalım deyip şampanyanın kapağını açmış, vermiş bizim mandaya. Bizim erkek bunu bir vurmuş kafeye, yarıya kadar içmiş onu. Ardından bayana uzatmış. Buyurun demiş, siz de için. Bayan şişeyi almış, kapağı, tıpasını kapatmış. Yok demiş, ben içmiyorum. Ben polisi bekliyorum. Şimdi geldi mi anlat ha. Geldi mi polise anlat ki, yani biz işte Cenab-ı Allah'ın bir işaretiydi, bir tesadüf idi. O anda orada bayan bizimkini paçetede gönderdi. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen uyanık olmak gerekiyor. Hakikaten bazen uyanık olmamız lazım. Şimdi avcıların fıkraları meşhurdur. Daha doğrusu avcı fıkrası meşhurdur. Çünkü avcıların konuşmalarından dolayı bu meşhurluk vardır. Yani yalanın bini bin para. Allah! Yani sen bir hele mesela avcı kahveleri var. Oraya zaten doğru diyeni doğu iler. Yani çünkü avcılık kıraathanesinin geleneği o. Şimdi adamın bir tanesi kahvede anlatıyor, uşaklar diye. Geçen gün ava çıktım, ormanda ula bir baktım ki ha böyle 250-300 kiloluk bir tane ayı. Millet böyle can kulağından dinliyor.
Yahu tüfeği doğrultayım mı derken bu benim üzerime doğru hamleyi yaptı. Ben tüfek mufek bunu parktım. Bir kaçıyorum ki diyor akıllara zarar. Koşayırım 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 diye ayı da benim peşime. Ama diye ayı benden daha hızlı koşayır. Tam böyle enseme geldi, ensemde ayının nefesini hissettim. O arada diyor ayının eyağı kaydı düştü. Ben fırsat bu fırsat deyip arayı biraz daha açtım. Ama ayı bırakayım beni. Ayı da aynı şekilde. Koştu o mesafeyi kapattı. Tam böyle pençesini kaldırdı. Böyle saçlarımın orada hissediyorum pençesini. Nefesi enseme vuruyor. Allah'ın işi. Ayının kaydı bir daha ayağı gene düştü. Ben gene topuk. Epey bir koştum. Arayı bayağı açtım. Ayı da bir gayret etti. Arayı kapattı. Tam böyle enseme sıcaklık geldi. O aradan ayının Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti ilahisi şansımda yaver gitti. Ayı tekrar eyağı kaydı ve düştü. Kahveden biri dayanamadı artık. Dedi vallahi ben dedi senin cesaretine hayranım dedi. Eğer dedi bir ayı dedi ayının nefesini ben içi uç defa ensemde hissetsem affedersin ama demiş ben altıma ederim. Adam da ya dur fıkra bitmedi Nüket. Şimdi fıkra bitecek gülmeyecek. Adam dedi vallahi senin cesaretine hayranım avcıya değil. Bir ayının diye içi uç defa diye nefesi enseme hissedeceğim. Affedersin ama diye ben altıma ederim. O anlatan avcı da diye içi. Arkadaş çaktırma. İçi de bir ayının niye eyağı kayıda düşüğü zannediyorsun? Abone abone sallarım onu gözüne. Fıkranın ortasına gülü de sonuna gülmeyen mevlukat eşittir nüket. Başka kimse yok. Fıkranın ortasına gülüp da sonuna hiçbir şey anlamayan. Hiperaktif misin? Nesin kardeşim? Onzeden bir şeyler yap. Yani fıkranın sonuna gülü de en azından bir lezzeti oldu kardeşim. Evet, Nüket Allah bildiği gibi etsin sen. Ne diyeyim sana? Daha hiç fıkra anlatma hevesim kalmadı. Abi diyor erkenden kalktım işleri yaptım seni izliyorum kıymetini bil yani. Kim göndermiş onu? Hayriye Demirci. Hayriyeciğim eyvallah bak sabah sabah kalktın ne güzel. Güne erkenden başladın. Daha ne arıyorsun? Millet öyle şey yapar. Önceden millet ne kadar kızardı bana. Şimdi yine millet alıştı. Millet şey derdi sabah ne ev süpürülmüş ne kahvaltı toplanmış. Ev ole savaş alanı gibi duruyor. Millet oturmuş benle beraber televizyona lak lak e. Ondan sonra da program bitimine yakın. Herkes, ha bu uşağı takıldık işler hep kaldı geriye. Allah bildiği gibi yatsın bu uşağı. Deyip gene bağcı duruyordular. Ama şimdi bak sabahın erken vaktinde kalktın. Ne kadar güzel. Evet, Canan Şener Uzun. Çok teşekkür ediyoruz Canan Hanım. Ama biz bu fıkrayı okuduk. Onun için hastane fıkrasını inşallah 2013'te okuyacağız. Tamam. 2012'deki okunma şeylerini bitirdik. 2013'te okuyacağız. Evet, devam ediyoruz sohbet, muhabbete. Güzel bir tane türkü gönder bakalım Nüket. Ha böyle bir oyun havası yok mu? Ondan azmi dursam ki
Hoş bana yetukle rumlan da nazmıdır sanki. Sevdalıyım sevdakar ettim sevdadan nekar. Erenmeye kadar böyle sen bekar da ben bekar. Sevdalıyım sevdakar ettim sevdadan nekar. Ellene kadar böyle sen bekar da ben bekar. Beter ettin ölümden. Ah dökülür dilimden. Beter ettin ölümden. Saldım seni Allah'ım. Bir şey gelmez elimden. Saldım seni Allah'a, bir şey gelmez elimde. Sevdalıyım, sevdakar ettim, sevdadan nekar. Erenmeye kadar böyle sen bekar da ben bekar. Sevdalıyım, sevdakar ettim, sevdadan nekar. Ellene kadar böyle sen bekar da ben bekar. Yağmur yağar kar ile yürek yanar haline. Ben gezerim yalavuz, eller gezer yar ile. Ben gezerim yalavuz, eller gezer yar ile. Sevdalıyım, sevdakar ettim, sevdadan nekar. Erenmeye kadar böyle sen bekar da ben bekar. Sevdalıyım, sevdakar ettim, sevdadan nekar. Sevdadan nekar. Erenmeye kadar böyle sen bekar da ben bekar. Sevdalıyım sevdakar ettim sevdadan nekar. Ellene kadar böyle sen bekar da ben bekar. Evet, güzel bir türkü. Canan Hanım demiş ki vallahi biz yeni uyandık da ayıptır söylemesi, duymadık bu fıkrayı. Ne diyeyim? Öyle bir türkü var idi. Ne deyim, kime ne deyim? Sen nerede gülüm, ben neredeyim? Öyle bir tane türkü var idi. Eyvallah. Ya Nüket, biraz daha hareketlendirmek için, bu stüdyo büyük ya. Böyle kendim burada çok şey hissediyorum. Yani böyle sanki bir boşluğun ortasında konuşuyormuş gibi bir hava var. Yani böyle bir alttan bir müzik, böyle bir coşturma, ne bileyim böyle bir heyecan, böyle bir atraksiyon. Hiçbir şey yok misa. Anlarım niye evde kaldın diye. Özele girmeyelim. Tamam işte, girdirme bizi, ver bir fon müziği falan, bir uçur bizi, ne bileyim. Yani böyle göbek havası ver, he, tamam burada sabahın 9'unda biz burada göbek havası atarız. Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Biraz da siz fıkra yollayın, ben okuyayım onları, fıkraları okuyup değerlendirelim. Veyahut da böyle çok güldüğünüz olaylar varsa onları yollayın, bize paylaşalım. Bu arada Birgül abla, Birgül Çafoğlu şu anda İstanbul'da ve bugün saat kaçta? 3-4 gibi falandı. 3-4 gibi falan Almanya'ya, Stuttgart'a geçecek ve bir 10 gündür falan burada. Güya
Geldi burada kafayı dinle, dinleme açtı. Çok bunaldı, çok stres yaptı. Geldi buraya güya kafayı dinlemeye. Doldurdu sepeti, doldurdu çuvalları, heybeyi. Gidi. Bu mevzular bana geliyor. Pirgül abla sağ Ocak ayına kadar yeter. Ocak ayında artık Dursun abim gelir. O biraz doldurur, getirir. Yani böyle sürküle eder gidersiniz. Birgül Çapoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve bütün Çapoğlu ailesine de selamlar gönderiyorum. Hayri Yaşar Karagülle'den bir türkü demiş. Eyvallah, bakarız onu. Hayırlı sabahlar kardeşim. Gece 3'te yatıp da sabah 9'da program yapıp ekran karşısında dinamik bir duruş sergilemeyi başarabiliyorsun ya, helal olsun sana. Ama için rahat olsun. Oğlun sayesinde biz de ayaktayız ve seni izliyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Aferin Mustafa Berat. Aferin Mustafa Berat. Sabahın saat 8.30'una kaldırdı herkesi ayağa. Nüket, gönder bir müzik. Haydi bir coştur bizi bakayım. Seni hain topal, seni hain topal, seni.
Temel'le Dursun karar vermişler, biteni Tüken'i soyacaklar. Gelmişler Tüken'in başına, tabii ki dükkanda bir tane kepenk, önüne de büyükte bir tane kilit var. Anahtar var, kilit var. Tabii Temel almış eline testereyi, başlamış onu kesme. Kesiyor onu, o arada bir adam geldi. Yavrum dedi, sen ne yapıyorsun? Temel de hiç bozuntuya vermedin. Bir de emice, kemence çalayırım. E dedi, bunun sesi çıkmay. Onun dedi, sesi sabaha çıkar dedi. Ay, bu Temel lan Dursun'u ne yapacağı bilmiyorum hani. Hayriye, bir türkü istedim benden. Esra Dursun da ne haber abi demiş. Eyvallah, çok hayır göresin yavrum. Hüseyin Cihangir, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizden gelenleri yayınlayacağım ama şurada ilk önce bunları aşmaya çalışıyorum. Açarsak onu halledeceğim o konu. Temel mahkemeye, hakimin karşısına çıkmış. Hakim de demiş, yavrum anlat bakayım, bankayı nasıl soydun? Temel demiş, hakim bey, biz buraya yargılanmaya mı geldik yoksa meslek sırlarını anlatmaya mı? Yani, Temel büyük bir soygun yaptı, tabii mahkemeye çıktı hakimin karşısına. Hakim ne soraysa ters o cevap veriyor, yalvar yakar, ben yapmadım, etmedim, şudur budur. Hakim de artık en son kararı vermiş. Sanığın beraatine karar verilmiştir. Temel ayağa kalktı, dedi ya hakim bey, şimdi o paraların hepsi benim mi oldu? Senin oldu, senin. Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Nükhet, ne gönderiyorsun bize? Ne bize bakayım? Ha? Nedir o? Şey mi? Şirip şirip mi? Şirip şirip. Ne demek bu şirip? Nedir şirip? Yani şirip şirip. Yani bildiğim şirip. Aslında o şuruptu da. O şuruptur ama biz onu şirip diyoruz. Böyle kendini kasarak şirip. Yani şirip şirip. Yani böyle antika bir şey. Haydi gönder. Oy tepe üstünde tepe, tepe üstünde tepe. Kulakta altın küpe, can can can, kulakta altın küpe. Uyusam kucağında, kucağında uyusam. Öpe gözünden öpe, şırıp şırıp şırıp. Başı başı banyem, başı başı banyem. Başı ban, başı ban, başı ban, başı ban. Şırıp şırıp şırıp, başı ban, vay yavrum. Başı başı şırıp şırıp şırıp, başı başı banyem. Denizin ortasında, denizin ortasında. Var adalar, adalar, can can can. Var adalar, adalar. Kucak et uhyar ile, kucak et uhyar ile. Çiçek açtı odalar, şırıp şırıp şırıp. Başı başı panneyem, başı başı panneyem. Başı pan, başı pan, başı pan, başı pan. Şırıp şırıp başı başı panneyem. Ban yavrum, başı başı şırıp şırıp. Başı başı panneyem. Ha ha.
Oy ne dumanlı dumanlı, ne dumanlı dumanlı, kadırganın başları can can can, kadırganın başları yayıldı kucağıma, yayıldı kucağıma. Sevduğumu saçları şırıp şırıp şırıp, başı başı banyem, başı başı banyem, başı ban, başı ban, başı ban, başı ban, şırıp şırıp şırıp, başı ban, vay yavrum, başı başı şırıp şırıp, başı başı banyem. Oy kemençemun telini, kemençemun telini, ben eklerim eklerim can can can, ben eklerim eklerim. Kadırga pazarında, kadırga pazarında, yavrum seni beklerim, şırıp şırıp şırıp, başı başı banyem, başı başı banyem, başı ban, başı ban, başı ban, başı ban, şırıp şırıp başı başı banyem, ban yavrum, başı başı şırıp şırıp, başı başı banyem. Oy, oy, 5-4, biz yayına başladık, arkadaş elinde 5-4 diye gidiyor. Aferin Evren, aferin. Bu hızla gidersek tamamık inşallah. Bu hızla tamamık. Adamın bir tanesi çok öksürüyor. Öksürüyor, ciğerleri parçalanıyor. Gitmiş doktora, doktor bey çok öksürüyorum demiş. Doktor muayene yapmış ve güzel bir tane ilaç vermiş. İlacın ismini yanlış yazmış. Öksürük ilacı vereceği o ne? Vermiş ona müsil ilacı, bağırsak ilacı. Adam da gitmiş bir hafta kullanmış ve gelmiş doktora. Doktor dedi, evet beyefendi nasıl durumunuz, öksürüyor musunuz daha? Bak dedi, ne dedim? Bu ilacı kullan, öksürüğün bitecek demedi miyim saat dedi doktor. Öksürmüyorsunuz değil mi? Adam dedi ki, doktor bey cesaret edemiyorum öksürmeye. Adamın dibi tutmayın. Öksüremiyor onun için. Kesil diyor öksürüyor. Kurban olayım. Eyvallah. Evet. Bu arada çay da gelmiş. Çayı da içelim. Klasik fıkralar vardır. Onlara hiç girmeyeceğim. Yani böyle bazen uşaklar gönderirler fıkra. Biz de kırmayırık, okuyuruk onları. Yani işte Karadeniz'de bir kahveciye demiş, kahveci oradan 3 tane çay ver, biri açık olsun. Kahveci demiş hangisi açık olsun falan. Böyle şeylere falan pek girmiyorum. Yani biraz daha böyle hayatın içerisinden bir şeyler vermeye çalışır. Kemal bir dönem boksör. Antrenörü de dursun. Şimdi macera başlıyor işte. Antrenör de dursun. Bir maça çıkaylar, rakip birinci raundda Kemal'ın ağzını burnunu paket ediyor. Köşesine geliyor ki antrenör dursun. Dursun diye harikasın oğlum, devam et. Karşı rakibin ağzını burnunu kırdın. Kemal de tamam diye. Çıkayı ikinci round, üçüncü round, dördüncü round. Dördüncü roundda Temel köşeye oturmuş ki ağız, burun, kaş patlamış, gözler balon. Adam bunu paket etmiş onu. Ama dursun antrenör hiç bozuntuya vermeden, Temel var ya, rakibi eldürdün. Rakip karşında duramıyor. Temel böyle hafif gözünü açmıştı. Ben şimdi benim rakibi döveyim miyim? Dursun dedi, dövmek ne kelime, ağzını burnunu kırıyorsun. Dedi o zaman dedi, dursun ha buraya bak dedi, bir başkası var herhalde benim ağzımı burnumu kırıyor. Ben eğer boksörü dövüyorsam bir başkası var beni döven. Çünkü halım perişan. Halım perişan. Dursun'la Temel ikisi ortak. Bir dükkan açmışlar. Maça gitmişler, Trabzon'un maçına.
Dursun dedi ki, ey dur Kemal kardeşim dedi ya. Dükkandan çıkarken kasanın kapısını açık bıraktım dedi. Temel dedi ki, ne sıkılıyorsun dedi. İkimiz de buraya ek, başka kim çalacak dedi. Çalarsak birbirini çalarız. İkimiz de buraya bir sıkıntı yok. Temel yaşlı, ömrü billah çalışmış, bir tane büyük bir market açmış. Tabii yaş geldi, kemale erdi. Artık son nefesleri hasta yatağında. Oy, oy. Bütün aile efradi toplanmış. Temel sonra, büyük oğlum Hasan buraya mısın? Hasan hemen zıplay. Baba buradayım da, yanınayım da baba. Ben seni yalnız bırakır mıyım? Ondan sonra, ortanca oğlum İsmail sen buraya mısın yavrum? La baba ben kaç gündür senin başından aşağıyım ya. Hiç ayrılmıyorum ki hep yanınayım. Küçük oğlum Mustafa sen buraya mısın? He de baba ben de buradayım. Allah belanızı versin. Tükenat kim duruyor? Ağzını kırarım. Nüket abut, abut. Mausi sallarım sağa. Fıkra bir kere güzel idi. Ne mutlu sana. Sen çay içiyorsun. Abu Celim Bağ'a daha çay vermedi. Ben bir haftada buradayım. Bugün de gideceğim diye bir şey demiyorum. Ne yapayım? Bana bir akıl ver kardeşim demiş. Kesinlikle doğru. Gelinler, şimdi ben oradayken hizmet ediyor ama ben yokken doğrudur. Onun için bence ne yap biliyor musun? Git mesela banyonun musluğunu aç, kapıyı kapat çık oradan. Oraya su bassın. Gelin temizle. Sen nasıl olsa bugün gidiyorsun. Ondan sonra ne bileyim ayakkabılarla beraber koltukların üstüne bas. Senden sonra temizlesin. Ondan sonra şeker, işte şeker alıyorum diye kavanozu düşür patlat. Bütün mutfak berbat olsun, temizlesin. Yani biraz kaynanalık yap yani biraz. Nüket, gönder bize bir türkü bakayım. Saatimiz kaç, reklamı da kaçırmayalım. Klibin arkasından reklama mı bağlanıyor? Reklama bağlanalım. Ondan sonra da tekrar devam edeceğiz efendim. Haydi bakalım. Tutuşuyorum o yarım saçlarına, olmadı doyamadım onun bakışlarına, olmadı doyamadım onun bakışlarına. Taradı saçlarını, hem taradı hem erdi. Taradı saçlarını, hem taradı hem erdi. Mevlam ona güzelu koy esirgemedi verdi. Mevlam ona güzelu esirgemedi verdi. Saçını tara, iki yanı bir olsun. İkimizin mezarı hoy taştan çamurdan olsun. İkimizin mezarı taştan çamurdan olsun. Gözlerinden aşağı saçlarının ergisi. O ne kadar güzel odur Allah vergisi. Sen sarı saçın sarı, seni kim tarayacak? Bakalım oğlum kızı oy, kim kimi arayacak?
saçlarını, hem taradı hem erdi. Taradı saçlarını, hem taradı hem erdi. Mevlam ona güzellik oy esirgemedi. Mevlam ona güzellik esirgemedi. Arkasından aşağı saçları düğündüm. Gel otur konuşalım, benim sevdiğim. Saçların uzun uzun ineği bellerim. Kurban olayım yavrum, söyleyem dillerim. Taradı saçlarını omuzundan aşağı. Acab der misin ey kız, oy alsama bu uşağı. Acab der misin ey kız, alsama bu uşağı. Kara saçını tara, İki yanı bir olsun. Bana gelmesen o yerin mezarlık olsun. Eğer bana gelmesen yerin mezarlık olsun. Max Extra model YDKW 25 zincirli testere mini benzin motorlu. Motor gücü 1.2 HP. Silindir çapı 25 cc, pala uzunluğu 25 cm ve 20 diş testere, yakıt tankı kapasitesi 230 ml, zincir yağ tankı kapasitesi 160 ml, zincir diş sayısı 20 adet. Evet sevgili Rumel TV izleyenleri, bugün Rumel TV ekranlarında sizlerin hayatını kolaylaştıracak küçücük bir motorlu testere ile beraberiz. 3 kilogram ağırlığında ve istediğiniz her şeyi yapabilecek olan Max Extra. Tabii ki bu ürünümüzün özelliklerini şimdi Şenol Usta'mızdan öğreneceğiz. O bize anlatacak bakalım şu küçücük motorlu testerenin faydaları bizlere nelermiş, ne kadar güçlüymüş, onların hepsini Şenol Usta'mızdan öğreneceğiz şimdi. Şenol Usta'm, hoş geldin öncelikle stüdyomuza. Bu küçük ama çok işlevli olan motorlu testereden bize biraz bahseder misiniz? Mini benzinli kesim motorumuz, adı da üzerinde mini, görmüş olduğunuz gibi çok rahat çalışabilen, sadece 3 kilo ağırlığında iki zamanlı bir motorumuzdur. 1.2 beygir gücüne sahip, 25 cc silindir çapı, 25 santim kama boyuyla ve 20 adet zincirinde diş bulunmakta. Bunun biz buraya gelmeden önce kesimlerini gerçekleştirdik. Evet. Sen emin misin bunda 1.2 beygir olduğuna? 1.2 Abi bu koskoca ağaçları kökünden kesti ya. Bak makineni gördünüz. Çalışması çok kolay. Tek elle bütün kestiği ağaçlar. Bir tane ablamız eline motorlu testereyi aldı. Ya ben de bir denemek istiyorum dedi bunu. Ve denedi. Hakikaten o kadar basitti ki ben bile kendime güvendim. İlk geldiğinde sen ustam dedim ki Allah Allah zor herhalde bunu kullanmak zor ama hakikaten dedikleri kadar zor değilmiş. Hakikaten çok güzel ve işe yarayacak bir ürün. Bahçenizde, evimizde, iş yerinizde neye ihtiyaç olursa ağaç kesmede, dal budamada hatta kalın güllerin diplerini budamada bile çok işimize yarayacak bir ürün. Dışarıdaki ürünler gibi garantisiz bir ürün değil. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Max Extra'nın garanti belgesi burada. 2 yıl garantisi var ve sizlere 2 yıl boyunca servis imkanı sunuyor. 2 yılda da kalmıyor. Garantisi bittikten sonra da makinenizin sağ olduğu sürece ustam kendisi onun tamiratıyla ilgileniyor. Nereden ilgileniyor? Türkiye'nin her yerinde efendim. Türkiye'nin her ilinde Max Extra'nın servisi var. Bununla da kalmıyor. Bu garantisi. Bir de CE belgesi var. Bu nedir CE belgesi? Türkçe kullanma kılavuzu ve CE belgeli. Bu da. Ben herkeste görmüyorum CE belgesini. Bu da Max Extra'ya özel bir şey olması gerek. Max Extra ürünümüz görmüş olduğunuz herhangi bir ürünümüzü gördüğünüzde Max Extra olarak CE belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzu mevcuttur. Rumel TV ailesi olarak izleyicilerimize bir koruma gözlüğü, bir de elleri zarar görmesin diye, yani muhakkak ağaçlarla dallarla uğraşacağınız için şöyle bir
Böyle bir çift güzel eldiven gönderiyoruz. Max Extra mini benzinli kesim motoru yüksek kaliteli olup rahat kullanımlı ve güvenlidir. Güvenli zincir freni, otomatik zincir durdurma ve titreşime karşı tutamakları vardır. Ekonomik yakıt tüketimi. Max Extra soğuk havalarda kolay çalışması için jikleye sahiptir. Max Extra'yı bir depo benzinle boşta çalıştırın ki motorun ömrü uzun olsun. Max Extra'yı tek elle kullanma imkanı. Hafif, ufak hacimli ve güçlü motorla dal kesme ve budama imkanını kaçırmayın. Aksesuar, eldiven, zincir, gözlük, tornavida. Evinizde, iş yerinizde, yazlığınızda, bahçenizde size yardımcı Max Extra. Reklamların ardından tekrar devam ediyoruz efendim yayında kaldığımız yerden. Ekran karşısındaki dostlara selamlar gönderiyoruz. Özellikle aramıza yeni katılan dostların hepsine selam. Cumhur Demirtürk demiş kolay gelsin değerli kardeşim, başarıların devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Yüksel Çakmakçı güzel bir fıkra göndermiş. İçki içmeyi önlemek için komutan birliğin kapısına büyük bir tabela asar. İçki öldürür. Temelde o yazının, tabelanın altına not düşer. Asker ölümden korkmaz. İçki öldürür ama asker de elimden korkmaz, kurban olayım. Eyvallah, böyle fıkraları da bakıyorum, sizden gelenleri de değerlendiriyorum. Nüket bir tane fotoğraf paylaşmış. Gidi. Ne günleriydi ya. Kurban olayım. Nüket daha o zaman hayatının baharında, böyle çiçeği burnunda. Şimdi de hayatının baharındasın. Hangi bahar? Sonbahar mı? Sonbahar. Eyvallah. Evet, devam edin. Nüket bir şey söyleyeceğim. Biz bu telefonları niye alamayırık? Fatih Bey yapacak onu. Çünkü millet arayıp canlı yayına katılmak isteyip. Bu arada Rize'de benim çok değerli bir dostum var. Çok değerli bir ağabeyim var. İsmet Torlak emeceğim. İzliyorsan beni buradan sepet dolusu selamlar gönderiyorum sana. İsmet dayıya. İsmet dayı Ovid yaylasına yaptı evini. Ama daha cidu avlisine bir güzel bir kuzit çeviri de yeme nasip olmadı bize. Ama İsmet dayı şimdi içinden değil. Ula bir sen gel buraya kuzin nedir ya? Kuzi kurban olayım kuzin. Kuzin ne duyuyor? Kuzi hep yarıkta. Vallahi her sene böyle bir kavanoz balım vardır orada.
Buradan İsmet Dayı'ma selamlar. Ama ben de vefalı bir yeğenim, onu da söyleyeyim. Yani vefalıyımdır. Rize'ye ne zaman gitsem mutlaka İsmet Dayı'ya bir uğrar, halini, hatırını sorarım. Yani o konuda da onu da es geçmem. İsmet Dayı'ya buradan selamlar gönderiyorum sana, kurban olduğum. İsmet Dayı'la bu sene yazın Allah izin ederse, bir de bu sene niyetim Ramazan'da da Rize'de olmak. Ramazan'da Rize'de olursam, Allah nasip kısmet ederse, öyle güzel bir iftar yaparız seninle Ovit'e. Yaylanın başına, oraya da iftar ne sarar ya. Ah ulan ah. Güzel de bir tane türkü yollayayım ona. Bizim genç bir sanatçı arkadaşımız Murat Sadıkoğlu. Dün akşam da Birgül ablamlarla beraber onu dinlemeye de gittik. Çok güzel bir sesi var. Yorumları da çok güzel. Ben çok beğeniyorum onu. Çok da mütevazi de bir kişiliği var. Allah'ım yolini, bahtini açık eylesin. Güzel de bir türkü yapmış. Hemşerimin kızı diye. Bisikletle beraber bir şey çekmiş. Klip çekmiş. O bisikletin yerine de olmak istemem. Devamlı iki kişi biniyorlar ha. Yani bir bisiklet, bir de küçük bisiklet. Alsanız bari büyük bir bisiklet. Ne bileyim abi, yanına sepeti olan mepeti olan büyük bir bisiklet al. Yani o zaman tamam. İki kişi biniyorsunuz bir bisiklete. Hadi Murat biraz daha zayıf, o kız biraz daha çiloli. Şimdi izliyorsa, şimdi izliyorsa beni var ya, ne beddua ediyordur bu. Ama yani o bisikletin lastiklerini görmenizi isterim. Bak göreceksiniz. Gönder bakayım Türkiye'yi. Nazar değmesin Mevlam korusun kem gözlerden. Nazar değmesin Mevlam korusun kem gözlerden. Güzelluk eseyim ayaklarımı yerden. Güzelluk eseyim ayaklarımı yerden. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. Yelkeni onunla açıyorum. Mutluluğa yelkeni onunla açıyorum. Buldum aradığımı, sevinçten uçuyorum. Buldum aradığımı, sevinçten uçuyorum. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. Din dur de yüreğimde kopan fırtına alanım. Sayesinde yaşadım en güzel duygularım. Sayesinde yaşadım en güzel duygularım. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seveyir umanı, hemşerim kızıdır. İşledi yüreğime bitmez sevgisi sonsuz.
işledi yüreğime. Bitmez sevgisi sonsuz, ne oldu bana bilmem, duramayırım onsuz. Ne oldu bana bilmem, duramayırım onsuz. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seviyorum onu, hemşerim kızıdır. Aşkım gerçek yüzüdür, mutluluğun yüzüdür. Çok seviyorum onu, hemşerim kızıdır. Evet, tekrar devam ediyoruz. Tabii siz güzel klibi izlerken ben de burada bir yandan evrak işlerine devam ediyoruz. Hocam, Ümraniye Teknik Endüstri Meslek Lisesi değil mi? Nerede bu Ümraniye'de? Son durağın orada mı? Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nin hemen yanında Ümraniye Teknik ve Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Çok değerli hocam da aramda, yanımda daha doğrusu, bir tane stajyerimiz var. Onun dosyaları vardı hocam, onun için ziyarete geldi. Buradan da bütün öğretmenlere de selamlarımızı iletelim. Gerçekten dünyanın en kutsal işlerinden bir tanesidir öğretmenlik. İnsanlara bir şeyler öğretmeye gayret ediyorsunuz. Ben çoğu hocamın ismini, cismini unuttum. Çünkü evre evredir hani... Şimdi geçen gün arkadaşlarla oturuyorduk, dedi ya sen ne, ilkokul 2. sınıf öğretmenini hatırlayayım mısın? Dedim yo, ben dedi hatırlarım, ilkokul 1'de bilmem kimidi, ilkokul 2'de kimidi. Dedim hacı mübarek, bir tek ilkokul okudum, ben 2 tane üniversite okudum, ben 500 tane hocadan eğitim aldım, hangi birini tutayım aklıma? Şimdi çok değerli hocalarım vardı. İlkokulda, ardından ortaokulda, lisede, işte daha sonra bir yıllık işte dershane sürecinde, sonrasında efendim işte İstanbul Üniversitesi'nde ilk, ondan sonra Beykent'te birçok hocam vardı. Hepsinden bir şeyler öğrendik. Kiminden okumayı, yazmayı öğrendik. Kiminden oturup kalkmayı öğrendik. Kiminden nasıl hitap edeceğimizi, kiminden efendime söyleyeyim kılık kıyafetimizi nasıl giyeceğimizi, büyüklerimizle nasıl konuşacağımızı, sevgiyi nasıl karşı tarafa ileteceğimizi, muhabbetimizi, samimiyetimizi nasıl göstereceğimizi, hepsinden bir şeyler öğrendik. Ve hepsinden Allah'ım gani gani razı olsun. Gerçekten çok kutsal bir meslektir öğretmenlik. Ve zordur da. Yani her ne kadar 3 aylık tatili olsa da, cumartesi pazar tatili olsa da, kar yağdığı zaman tatili olsa da, ama 3 ay yok mu? 3 ay öğrenciye mi hocam? Öğrenci. Öğretmen ne kadar yapıyor aradan? Sömestr tatili 15 gün. Bir buçuk ay falan. Diğerinde okulda mı oluyor öğretmenler? Yani şeyde yeni döneme hazırlık. Ha, bütünlemeler falan. Anladım. Ha, yani eğitim yok ama o tatil sürecinde, ama okulda görev oluyor. Olsun, ama öğretmenlik güzeldir ya. Vallahi ha, onu şeyde düzeltelim onu. Hakikaten mesela Anadolu'da köylere falan gidin, öğretmenler korkunç saygı duyarlar. Hatta 60 yaşındaki bir adam 20-25 yaşında, 30 yaşındaki bir öğretmenin karşısında önünü ilikler. O kadar saygı duyulacak bir meslektir. Geçtiğimiz işte bir hafta öncesinde de Öğretmenler Günü de vardı. Gerçi televizyonda o zaman programımızda da işlemiştik onu. Ama tekrar bu vesileyle de bütün öğretmenlerimizin o güzel günlerini, Öğretmenler Günü'nü de tebrik ediyoruz. Allah'ım bu ülkeyi öğretmensiz bırakmasın. Yani bir dönem havasız idare edebiliriz, bir dönem ekmeksiz idare edebiliriz, yemeksiz, zevksiz, arabasız idare edebiliriz, doğalgaz kesilir idare edebiliriz, ama eğitimciler olmadığı zaman hiçbir şeyin anlamı olmaz ve hiçbir şekilde de idare edemeyiz. Onun için Cenab-ı Allah'ım onlara uzun uzun ömürler versin ve bu dünyada öğrencilere vermiş olduklarını da öbür dünyada karşılarına çıkarsın. Evet, böyle güzel bir cuma sohbeti gibi oldu ama olsun, hazır hocalardan, öğretmenlerden söz açılmışken o duygularımızı da dile getirelim. Evet, devam edeceğiz. Yazan dostlar var. Ayşe Yılmaz yazmış bana bir şey. Meryem İllasova ta Rusya'dan yazmış. Onları okuyacağız ama öncesinde siz güzel bir tane türkü dinleyin. Ardından tekrar birlikte olacağız. Haydi bakalım. Ne bir
yatıram. Bilirəm darı quymağı verin, yiyem yerimi sərin yatıram. Ne bişirdin sormuram. Bilirəm darı quymağı verin, yiyem yerimi sərin yatıram. Kaynadın çayı, sıxır limonu, sərin yatağı, ərədin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Kaynadın çayı, sıxın limonu, sərin yatağı, tənədin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Ana evde kıyma var mı? Haşla kelemi, sarın dolmayı, getir sofrayı, ben acımdan ölürəm. Ana evde kıyma var mı? Haşla kelemi, sarın dolmayı, getir sofrayı, ben acımdan ölürəm. Kaynadın çayı, sıxın limonu, serin yatağı, terledin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Kaynadın çayı, sıxın limonu, serin yatağı, terledin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Anam yanımda durasan, ben ölürəm biləsən, bir bardak su verəsən. Baba alacağın olsun, anam yanımda durasan, ben ölürəm biləsən, bir bardak su verəsən. Kaynadın çayı, sıxın limonu, serin yatağı, tənədin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Kaynadın çayı, sıxın limonu, serin yatağı, tənədin beni. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Xəstəyəm ben ölürəm, ben ölürəm. Evet, Bayburt'un bu dillere destan türkülerinden bir tanesidir. Yani böyle özellikle kış aylarında, sonbaharda falan söylenen güzel türkülerden bir tanesidir. Yani hasta oldum diyor, terletin beni diye, sarın serin döşeyi, terletin beni, ölürem ben ölürem. Eyvallah. Bayburt, Oflu'dan Bayburt'un fıkralarını, onların maceralarını anlatmaya kalksa günü bitiririz burada. Ama biz hiç o konulara falan girmeyelim. Bayburt havasına da hiç girmeyelim. Erzurum havasına da hiç girmeyelim. Ama bir tane fıkra var ki onu anlatmadan gidemeyeceğim. Şimdi çayla alakalı şey vardır. Şöyle bir deyim vardır. Ben Rizeliyim. Çayı Rizeli toplar, Karslı demler, Erzurumlu içer. Bu üçlemedir. Gerçekten Türkiye'de en güzel çay demleme işini Karslılar yaparlar. Bilmiyorum hiç rastladınız mı, fırsat buldunuz mu? Onlar porselende ve köz üzerinde çay demlerler. Yani o tam çay kıvamını alır, demini alır. Erzurum'da da 24 saat millet çay içer. Özellikle de o kıtlama şekerle içerlerini. Şimdi Erzurum'da bilenler vardır belki. Erzurum'da Çifte Minareler Camii'nin karşısında böyle salaş bir çay ocağı vardır. Yaşlı da bir böyle uzun sakallı bir amca vardır orada. Böyle tam Çifte Minareler'in karşısında eski salaş bir çay ocağı. Ama çay 10 numaradır. Sabah saat 6. Bizim İstanbul'dan bir beyefendinin de Erzurum'da o gün görüşmeleri var. Sabah erken saat Erzurum'a inmiş, hava buz gibidir. Böyle hani Erzurum'un söylemiyle tükürürsün, böyle aşağı bile inmeyi. Tabi hava da soğuk, bir bakmış ki caminin karşısında salaş bir çay ocağı açık. İçeri girmiş, merhaba efendim. Emmi demiş, aleyküm selam. Amcam da çayı yeni demlemiş, sabah. Buyurun demiş. İstanbul'dan gelen o beyefendi, amcacım demiş, ben bir tane Nescafe alabilir miyim? Gözüm dedi, ne yapacaksın Nescafe'yi? Bak burada yeni çay demlemişim. Sabahın çayı. Vereyim sana bir bardak. Yok demiş, çok teşekkür ediyorum demiş. Ben bir tane Nescafe alayım. Yavrum sabah sabah sen daha kahvaltı da etmemişsindir. Ne işin var senin Nescafe ile şunla bunla? Şurada halis muhlis daha taze çay var, onu vereyim sana. Hayır amcacığım, teşekkür ediyorum, bana bir tane. Yavrum ne yapacaksın Nescafe? Artık adama gına gelince, tamam amca demiş, ver bir tane çay. Amcam da çayı doldurmuş,
ve bardağı uzatmış, yanında da büyük o kıtlama şekerlerden bir tane koymuş. İstanbul'dan o gelen beyefendi demiş ki, amcacığım, bardağa çay kaşığı koymadınız. Amca gelmiş, çayı önünden almış. Hemşerim demiş, ben sana bir tane Nescafe yapayım demiş, sen bu benim çayın içine etme demiş. Tabağın daha taze çayı, sen bu çayın içine etme demiş, ben sana bir tane Nescafe yapayım. Çay dediğin zaman, kurban olayım. Van'a gittik. Van'da da bir bölümde millet kıtlama içiyor. Ya gittik çay ocağında, şeyde çay bahçesinde, dedik ki iki tane çay verir misin bize arkadaşla beraber? Depremden sonra gittik oraya. Tabii geldi bardaklar, kaşık yok. Bizim arkadaş, ya kaşık dedim, hiç çaktırma, rezil olma dedim. Çay bahçesi orada, kır dedim bir tane odun. Ağacın yapı şeyinden, dalından bir tane karıştırır konu nedir dedim yani. Atlan deve değil. Van'la alakalı çok güzel bir şey var. Van'dan bahsetmişken onu da demeden geçemeyeceğim. Geçen İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları üzerine bir program vardı. Ve o programa biz de davetliydik, o programa katıldık. Bütün illerin federasyon başkanları çıkıp bu sivil toplum kuruluşları çatısı altındaki organizasyonla alakalı, kendi memleketleriyle yaptıklarıyla alakalı bir şeyler söylüyorlardı. İşte Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Kaya Aşçı çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Efendim Rize Dernekler Federasyonu'nun başkanı çıkıyor. İşte Kayseri Dernekler Federasyonu, işte Denizli Dernekler Federasyonu, herkes böyle çıkıyor. Konya Dernekler Federasyonu Başkanı. Federasyon başkanları böyle konuşurken Van Federasyon Başkanı çıktı. Ve arkadaşlar, şunu itiraf ediyorum burada, çünkü orada arkadaşlarıma itiraf ettim onu. Böyle 50'li yaşlarda bir abimiz. Herkes, bütün federasyon başkanları kol düğmeli, efendim yaka mendilli, takım elbise, tıraşlı, böyle filinta hepsi. Van Dernekler Federasyonu'nun başkanı böyle 50'li yaşlarda, biraz da kilolu, Ahmet abi senden daha kilolu olmasın, biraz da kilolu, böyle biraz da salaş giyinmiş. Yani hatta o mikrofona çıkarken içimde şöyle bir ön yargı oluştu. Şimdi bu adam burada, bu kadar vali bey var, efendime söyleyeyim bütün federasyon başkanları, 3-4 tane milletvekili, İstanbul milletvekili var. Dedim şimdi bu adam buraya şimdi çıkıp berbat edecek konuşmayı. Çıktı. 5-6 dakikalık bir konuşma yaptı. Yemin ediyorum, sözelciyim. Yani üniversitede sözel eğitim aldım. Onun için biraz elimiz yatkındır yazmaya. İşte uzun cümleler kurmaya. Böyle çetrefilli kelimeleri yan yana getirmeyi severiz. O adam sanki yıllardır edebiyatla uğraşmış ve birçok edebiyatçıyım diyeni cebinden çıkaracak cümleler kurdu. Ve orada şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, biz Van depremi ne zaman olmuştu? Tarih olarak bir önceki sene 2011'deydi de yine Kasım'a yakın, Ekim, Kasım o arada bir yerdeydi çünkü. Kışa girerken şeyi vardı. Tam şimdi aklımda da değil tarihi. Dedi ki biz, dedi, Van 1 milyon nüfusu olan bir ildi dedi. İşte deprem hangi gün olmuş? İşte 5 Kasım'da örneğin. 5 Kasım'a kadar dedi biz 1 milyonduk. 5 Kasım gecesi bir deprem oldu. 6 Kasım'da biz 81 milyon olarak, 75 milyon olarak uyandık. Lan bir düşündüm, cümledeki ağırlığa bak. 1 milyon nüfusumuz vardı, deprem oldu, sabah kalktık 75 milyon olarak uyandık. Yani bütünlüğü. Ve bizi kenara atmayın diyor. Eğer Türkiye'de diyor Van güneşi görmezse Türkiye'de gün doğmaz diyor. Ulan adamın cümlelerine bak. Eğer diyor Van güneşi görmezse Türkiye'de gün doğmaz. Ulan dedim adam, yani onun için ben kendimden söylüyorum. Herkese tavsiyemdir. Kılık kıyafete bakıp,
dış görünüşe bakıp kesinlikle ve kesinlikle insanlara ön yargıyla bakmayın. Bir bakarsın ki böyle Zippo'nun tekidir. Burnunda halka, kulağında şey, üstüne yazı, kaşlar, gözler. Aynı şey bir kez daha başıma geldi. Bir tane daha itiraf edeyim. Hayko Cepkin. Hayko Cepkin'i ben bakın müzikle aram iyidir falan. Ben bu nedir derdim ya. Saçlara böyle kaş gitmiş, surat kaymış, tipler, şuralardan küpeler, şeyler. Yani gece karanlığa görsem onu okunmaya giderim. Yani bir hocaya git okunmam lazım. Öyle bir tip. İşte bir de o metal müzikler falan yapar. Ben içimden geçeydi ki. Yani bu uşak aynı. Yani lay lay lom. İşte Taksim'de şurada burada 3-5 bir tayfaları vardır bunların. O karamara elbiseler giyen. Öyle bir tiptir diye düşünüyordum. Bir yanılmıyorsam CNN Türk'teydi bir gece. Bir konuktu. Ve bir yarım saate yakın ben Hayko Cepkin'i dinledim. Bir söyleşi esnasında. Bir baktım. Çocuk felsefeyi, tasavvufu yutmuş, bitirmiş. Onun yanında konuşacak adama iyi bir bilgi hazinesi gerekiyor. Onun için tiplere bakıp, efendime söyleyeyim, yaşadıkları memleketlere bakıp, nasıl söyleyeyim, işte kıyafetlerine bakıp, insanları ön yargıyla insanlara yaklaşmayın. Dinleyin onları. Bir bakın ne anlatıyorlar. Kurdukları cümlelerde bir samimiyet var mı? İki alt dolu mu? İnsanları dinleyin. Ben Rize'de 1981 yılında bir Mayıs ayının 5'inde Rizeli bir anne babanın evladı olarak dünyaya geldim. Aynı şekilde o tarihlerde Hakkari'de dağın başında çobanlık yapan bir annenin ve bir babanın evladı olarak da dünyaya gelebilirdim. İnsanların ırkına bir ara Türkiye'de öyle bir moda başlamış idi. Filancanın soyunu araştırdık, filancanın soyu bilmem nereye dayanıyor. Benim soyum nereye dayanıyor, soyuma kim dayanıyor, hiçbir şeyden haberim yok. Umrumda da değil. Yani Türk olsam, Kürt olsam, Laz olsam, Çerkez olsam, efendim Süryani olsam, yani gerçi o biraz inanış babında da. Yani ne hangi milletten olursam olayım, ne yapayım? Nedir yani? İnsan mıyız? Şefkatle bakabiliyor muyuz? Saygıyla insanları karşılayabiliyor muyuz? Ve benim için önemli olan, Cenab-ı Allah ayetinde de demiş bana, niye kurcalayayım ortalığı? Demiş bana ki, innemel mu'minun ehvetun, bütün inananlar kardeştir. Geçti. Adıyaman'daki de kardeşim, Çin'deki de kardeşim, Japonya'daki de kardeşim, Kanada'daki de kardeşim. Yeter ki aynı yere inanalım. Yeter ki aynı noktaya bağlanalım. Gerisi teferruat. Ulan ben de ne sohbet edermişim ya. Rejiden de bir Allah'ın kulu uyarmaya beni. Bir alkışla ne bileyim, bir ıslık, bir yaya şaşaşa falan. Hiçbir şey yok sizde. Yemin ediyorum ama bizim reji başka bir kanalı izliyor. Bizim programı takip etme yerine başka bir kanalı izliyorlar. Ha o kadar etkilendiniz. Eyvallah. Bu şeye benzedi biraz daha. Adamın bir tanesi girmiş kahveye demiş ki ha bu kahvede karısından korkmayanlar otursun. Karısından korkanlar ayağa kalksın. Bütün kahve ayağa kalkmış. Bir adam oturuyor. Dönmüşler ha demişler. Oğlum sen kalkmadın karıdan korkmayı mısın sen? Ha dedi ne korkmaması dedi. Karı lafını duydum dedi. Dizlerimin bağı çözüldü ayağa kalkamayırım dedi. Evet güzel bir türküyle devam edelim ama galiba Nüket onu şeye bağlayacak. Nere bağlıyor onu? Tanıtıcı reklama mı bağlıyor? Tanıtıcıya da bağla Nüket ardından devam edelim. Haydi bakalım. Thank you.
şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acaba? Bizi perişan etti kaybana kalasınca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Nasıl da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Fırsat saatinde sizlerle birlikteyiz. Bir cep telefonu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Bunun için yanımızda hemen ürün danışmanımız Bülent Bey var. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru aslında. Yani güzel evet. Bir sorunun dışında sorumuzun çok önemi var. Tabii ki. Yani cep telefonu alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Biz sadece Türklere değil aslında yurt dışında da böyle. Telefon alırken genelde dış görüntüsüne önem veririz. Halbuki insan hayatında bile telefonun dış görüntüsü, insanın dış görüntüsüyle benzeştirirseniz dış görüntünün güzelliği bazen yetmiyor. Tabii ki. İşte onun kalbi güzel olmalı, huyu güzel olmalı. telefonda nelere dikkat edeceğiz? Telefonda da çok önemli nüanslar var, önemli noktalar var sevgili izleyenler. Bunlardan en önemlisini söyleyeyim ben Aylin Hanım. Birincisi lityum-liyon batarya özelliği taşıması lazım. Lityum-liyon batarya özelliği. Yani cep telefonu alırken mutlaka izleyicilerimiz aldıkları mağazaya veya aldıkları telefon firmasının yetkililerine lityum-liyon batarya olup olmadığını sorsunlar. Ne işe yarıyor lityum-liyon batarya? Evet, ben soracaktım. Evet, ne işe yarıyor? Şimdi çok şık bir telefon aldınız. Pahalı bir telefon aldınız. Evet. Özellik üstüne özellik. Çok şaşabatlı bir telefon. Ama telefonu alıyorsunuz, şarja takıyorsunuz. Sabah çıkarken evinizden şarjdan çıkarttınız. Akşam eve gelmeden telefon kapandı. Evet. O telefonun özellikleri ne işinize yarar? Hiçbir işinize yaramaz. Çünkü şarjı bitmiş durumda. Veya akşam eve erken gelmediniz, geç geldiniz veya o gün şehir dışına çıkmak zorunda kaldınız. Şarjınızı evde biliyorsunuz her telefonun şarj makinesi farklı. O anda bulma şansınız da yok. Yani olsa bile bir zahmet işi.
lityum iyon batarya dediğimiz özellik en az 3 gün veya bilemediniz 4 gün şarj problemi yaşatmayan bir en az özellik. 3 ya da 4 tabii. gün şarja dayanabiliyor 3 yani. 3 gün 4 gün şarj problemi yaşamıyorsunuz. Evet. Telefonunuzun bataryasının ömrü de oldukça uzun oluyor. Bu da tabii çok ki telefonumuzu daha uzun süreli kullanmamız anlamına geliyor. Şimdi şu anda standımızda bir cep telefonu görüyorsunuz. Bu telefonun evet. örnek bir telefonumuz. Sizlere tanıtım için getirdik. Bu telefonumuzun bakın sevgili izleyenler lityum iyon batarya özelliği var. Evet. Ve bu telefonumuzun çok güzel işinize yarayacak olan özellikleri de var. Yani evet. bir cep telefonu kullanıcısına hitap eden özellikleri var. Hem görüntü olarak hem özellik olarak hem de fiyat olarak. Aslında fiyatı normalde çok uygun. Fiyat da çok önemli zaten. Fiyatı normalde çok uygun fakat bu tanıtıma geldiğimiz için bugün bu programda bu tanıtımı yaptığımız için fiyatını yarı yarıya indireceğiz. Yarı yarıya. Hem uygun olan fiyatını %50 bir daha indireceğiz. Ama tabii bunun için belli bir süremiz olacak. Güzel evet. bir kampanyamız olacak. İzleyicilerimiz ekranı başında ayrılmasınlar. Muhakkak bu kampanya dahil olsunlar. Evet, bizleri can kulağıyla izleyin, can kulağıyla dinleyin sevgili izleyenler. Muhteşem bir ürün, kaçırmamanızı diliyoruz ve Bülent Bey ürünümüzü anlatmaya devam edecek özellikleri. Evet, hazır örnek telefonumuzu anlatmaya başlamışken evet. onun birkaç özelliğini söyleyelim. Hı-hı. Sonra kampanyamızı başlatacağız ve evet. o kampanya üzerinden yaklaşık bir 5 dakikalık kampanyamız olacak. 5 dakika mı evet. yapacağız? 5 dakika içerisinde hattı düşürebilenler inanılmaz bir kampanyaya sahip olacaklar. Hattı düşürebilen... Hattı düşürebilen yani evet. hattı herkes arayacak ama acaba kimler düşürecek? İzmir mi, Kayseri'den mi, Malatya'dan mı, Ankara'dan mı bunu göreceğiz. Evet Bülent Bey kampanyamız stoklarla mı sınırlıdır? Stoklarla sınırlı zaten o 5 dakika içerisinde Hı-hı. hattı arayanlar değil hattı düşürebilen izleyicilerimiz bu kampanyadan evet. faydalanacaklar. Gerçekten çok özel bir telefon aynen. Özellikle anlattığım zaman zaten bayılacaksınız. Evet görüntü de çok güzel zaten. Telefonumuzun çift kamerası var. Hı-hı. Bakın kamerasının bir tanesi hemen evet. şöyle göstereyim arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında flaşını görüyorsunuz. Evet. Artı arka kapağı, metal kaplama, Hı-hı. bu işte darbelere karşı oldukça telefonumuzu güvende tutan bir özelliktir. Evet. Ve hemen şu üst kısımda bakın şu parmağımla tırnağımla tuttuğum kısımda gizli kamera özelliği dediğimiz gizli kamera. İkinci kameramız var. Evet hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu çok da 1.2 megapiksel gücünde ama kameramızın ön kamerası yani evet. esas kamerası 3.2 megapiksel gücünde. Telefonumuzdan birçok şeyi artık kullanabiliyorsunuz. Mesela evet. eskiden düşünebiliyor musunuz telefonun olmadığı dönemleri? Ya evet. Nasıl haberleşiyorduk? Nasıl işte bir arkadaşımızla buluşacağımız zaman saatlerce evet bekliyorduk veya önceden gidiyorduk. Aynı anda evet. denk gelemiyorduk. Aynen öyle. Büyük şehirde yaşayanlar ama şimdi kesinlikle. Cep telefonuyla bu sorun ortada kalktı. Kalktı. Fakat cep telefonu artık sadece iletişim için kullanılmıyor. Hı-hı. Eğlence amaçlı kullanılıyor. İnternetteki paylaşımlarımız evet, için kullanıyoruz. İşte banka işlemlerimiz için kullanıyoruz. Birçok şey yarıyor. Bu telefonda da karasal yani yayınları... Yani artık hayatımızın bir parçası oldu. Kesinlikle. Hı-hı. Olmazsa olmazımız. Yani evet. bu telefonumuzda da görmüş olduğunuz gibi anten bölümü var. Bu anteni açtığınız zaman evet. karasal yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Televizyon yayınlarından bahsediyorum. Hı-hı. Televizyon yayınlarını ücretsiz bedava izleyebiliyorsunuz. Televizyon da izleyebiliyoruz sevgili izleyenler. Evet. Bakın. Kulaklığını gönderiyoruz ama yani normalde biliyorsunuz birçok telefon evet, radyosunu radyosunu kulaklık olmadan çalıştıramazsınız. Evet. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi radyo dinleme ve televizyon izleme özelliğimizde ortak noktası var. Hı-hı. Bu ortak noktayı ben hemen izleyicilerimize söylemek istiyorum. Televizyon izlerken veya radyo dinlerken kayıt yapıp tekrar dinleyebiliyorsunuz veya tekrar izleyebiliyorsunuz. Yani sevdiğiniz bir dizi, sevdiğiniz bir işte bayan programı, Hı-hı. sevdiğiniz bir futbol maçı veya bir şiir programı radyoda. Evet. İster radyodan dinlerken kaydedin, ister televizyondan izlerken kaydedin, tekrar izleyebiliyorsunuz. 8 GB'a kadar hafızasını arttırabiliyoruz bu telefonun. Hı-hı. Bu da demek oluyor ki çok büyük bir kapsamda arşiv oluşturabilirsiniz kendinize. Evet, evet vallahi muhteşem. Tekrardan söylüyorum, lütfen kaçırmayın diyorum ve bizleri dikkatlice izleyin, dikkatlice dinleyin. Daha bitmedi özellikleri hala var değil mi Bülent Bey? Gerçi biz tabii, bunların hepsini anlatmaya kalksak saatler çok, yetmez. Daha birçok özelliği var. İnternete evet. girebiliyorsunuz. Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter gibi paylaşım ağlarına, evet. sitelerine rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Şarjının en az 3 gün, 4 gün dayanını bir daha söyleyeyim. Kampanya yapacağız demiştik. Kampanya. O kampanyayı sevgili yönetmenimizin de izni varsa hemen başlatalım. Başlatalım mı? Sevgili izleyenler şu anda normalde 400 TL'ye satılan... Evet. Yerli üretim, kesinlikle Çin malı değil, hı hı. yerli üretim Vimex marka
cep telefonumuzu kampanyaya alıyoruz. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz bir telefon numarası var. Bu telefon numarası Aylin Hanım, sevgili evet. izleyenler, düşüren, hattımızı arayan ve hı-hı. hattımızı düşüren tüm izleyicilerimiz bu kampanyadan faydalanıyorlar. Piyasa değeri 400 TL olan Vimex marka telefonumuz 199 liraya sadece 5 dakikalığına satışa çıkmıştır. 5 dakika ve evet. piyasa değeri 400 TL olan bu muhteşem telefona sadece ve sadece 199 TL'ye sahip olacaksınız. Hattımızı düşürebilen bütün izleyicilerimiz. Bütün izleyicilerimiz kampanyamıza evet. katılabiliyor. Ekranda gördüğünüz hatta numaraya sevgili izleyenler hı-hı. çağrı bile bırakabilirsiniz. Çağrı atın biz siz arayalım. Tekrar arkadaşlar geri dönüyorlar. Tabii ki biz onlara geri döneceğiz en kısa süre içerisinde. Aynı zamanda telefonumuzun normalde 89 lira tutan hı-hı. kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ve taşıma ücretlerini de değerli izleyicilerimize değil biz karşılıyoruz. Evet, bunları da biz karşılıyoruz. Yani hazır ekstradan... bir kampanya yapmışken evet. şu 5 dakikalık kısa süre içerisinde hattımızı düşürenler bu mükemmel kampanyadan faydalansınlar. Evet, ekstradan hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Sadece ve sadece 199 TL. Kesinlikle. Her yani şey aşağı yukarı Aylin Hanım sadece kargosu kadesi neredeyse 100 lira tutuyor. Evet. Telefon size 100 liraya gelmiş olur. Yani 199 liraya çok özellikli ve aldığınız zaman kullanabileceğiniz, aldığınız zaman hediye olarak gönderebileceğiniz güzel bir telefon. Evet. Sağlam bir telefon, yerli üretim, garantili bir telefon. 2 yıl garantisi var. Türk malı. Evet, Türk malı. 2 yıl garantisi var. Artı adlarına düzenlenen fatura ile birlikte gidiyor. Yani siz arayıp sipariş evet. verdiniz. İsminizi hı-hı. söylediniz, soyadınızı söylediniz. Sizin adınıza faturası da kesilerek beraberinde geliyor. Her şey kutunun kesinlikle. İçerisinde. Kesinlikle. Yani çok sağlam kadar telefon. Geliyor. Çelik kasa olduğunu hemen söyleyelim. Telefonumuz çelik kasa hı-hı. ve sağlam bir telefon. Evet. Hani eşinize, dostunuza bir bayram hediyesi olabilir. Sevdiklerinize tabii ki. Bayram hediyesi olabilir. Bir doğum günü hediyesi olabilir. Veya işte sevdiğinizi böyle sevindirmek için alabileceğiniz bir hediye olabilir. Hı-hı. Veya sevdiklerinize işe yarayan sağlam bir telefon almak istiyorsunuz. Evet. Özellikle ben burada şunu da söylemek istiyorum. Çocuklar genelde hani ya karnedeki başarılardan veya evet. gittikleri sınavlardan evet. hediye isterler. Bakın 400-500 lira civarında bir cep telefonu. Normal satış fiyatı 400 lira. Hı hı. Kargosunu KDS'ini koyduğunuz zaman 500'den aşağı alamayacağınız mükemmel yerli üretim sağlam bir telefona her şey dahil 199 liraya sahip olacaksınız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kapıya kadar Türkiye kesin değil mi? Türkiye sınırları içerisinde eğer oturuyorsanız, ikamet hı-hı. ediyorsanız verdiğiniz adres Türkiye'ye aitse adrese kadar gönderiyoruz. Kapıya çok kadar, güzel. Ayağınıza kadar geliyor ve şunu da söyleyeyim yine çok önemli bir nokta hı-hı. aslında güzel hatırlattınız teşekkür ediyorum. Kapıya kadar geliyor, kapıda ödemesini yapıp öyle alıyorsunuz. Çünkü birçok internet yani. Hatta hemen hemen hepsi tabii. internet siteleri, televizyonlardaki işte bu alışveriş kanalları hı-hı. önden ödemeyi istiyorlar sizden. Yani evet. diyorlar ki parayı gönderin, bir hesabımıza yatsın bakalım, biz görelim parayı, ondan sonra ürünüzü göndereceğiz. Ha bu demek değil ki göndermiyorlar. Yani evet. o anlamda söylemiyorum. Evet. Ama bizim çalışma stilimiz, biz kapıda ürünümüzün ödeme. Arkasındayız, hı-hı. güveniyoruz, kapınıza gelsin, ayağınıza gelsin, kapıda ödemesini yapın, telefonunuza sahip olun. Çok güzel, daha zaten, ne olsun, ayağınıza zaten kadar aynen. geliyor. İstanbul için söylüyorum dağıtımlarımızı, evet. ortalama... İki gün yani iki günle üç gün arası değişiyor İstanbul içi olan dağıtımlarımız. İstanbul dışından arayan izleyicilerimize de maksimum bir haftada geliyor. Belki o anda izleyicimizin maddi durumu müsait değildir. Evet. Hazırlığını yapar iki gün, üç tabii gün, dört ki. Günde telefon gelene kadar hazırlığını yapar. Telefon kapıya gelir. Kapıda hani ödemesini bizim yapar. Bir tabirimiz vardır Türklerin kullandığı. Al gülüm, ver gülüm diyoruz ya o evet. tabir caizse. Telefonunuzu alıyorsunuz, ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. İçinde garanti belgesi, faturasıyla birlikte sizlere ulaşıyor. Gerçekten çok özel bir telefon aynen. Evet, görüntü de çok güzel. Telefonumuzun çift kamerası var. Hı-hı. Bakın kamerasının bir tanesi hemen evet. şöyle göstereyim arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında flaşını görüyorsunuz. Evet. Artı arka kapağı, metal kaplama. Hı-hı. Bu işte darbelere karşı oldukça telefonumuzu güvende tutan bir özelliktir. Evet. Ve hemen şu üst kısımda bakın şu parmağımla tırnağımın ucuyla tuttuğum kısımda var. Hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu çok da 1.2 megapiksel gücünde. Cep telefonu artık sadece iletişim için kullanılmıyor. Hı-hı. Eğlence amaçlı kullanılıyor. İnternetteki paylaşımlarımız evet, için kullanıyoruz. İşte banka işlemlerimiz için kullanıyoruz. Birçok işe yarıyor. Bu telefonda da karasal yani yayınları... Aslında hayatımızın bir parçası oldu. Kesinlikle. Hı-hı. Olmazsa olmazımız. Yani... Evet. Bu telefonumuzda da görmüş olduğunuz gibi anten bölümü var. Bu anteni açtığınız zaman evet. karasal yayınları
ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Televizyon yayınlarından bahsediyorum. Hı hı. Televizyon yayınlarını ücretsiz bedava izleyebiliyorsunuz. Televizyonda izleyebiliyoruz sevgili izleyenler. Evet, bakın. Kulaklığını gönderiyoruz ama hani normalde biliyorsunuz birçok telefon radyosunu kulaklık olmadan çalıştıramazsınız. Evet. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız, isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. Kampanyamızda son 3 dakikaya girdik. Şu anda 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen, çağrı atan, bakın size yazmasın. Evet. Bize yazsın diyoruz. Onu bile düşünüyoruz. Onu bile düşünüyoruz. Kargo parasında biz ödüyoruz. KDV'de biz ödüyoruz. Çağrı atın, biz sizi arayacağız. Ekran altları bir numara görüyorsunuz. Evet. Bu numaraya çağrı atmanız veya aramanız yeterli olacak. Gerçekten çok özellikli, mükemmel bir cep telefonuna sahip olacaksınız. Evet. Çok güzel özellikleri de olduğunu hemen söylemek istiyorum. Şöyle yakın planda göstereyim. Siz de şöyle bakın, tutun isterseniz. Telefonun hani o telefon olan ağırlığını, telefonun ciddiyetini avucunuzda bile hissedebilirsiniz. Çok güzel bir telefon gerçekten. Çok güzel, çok şık. Çift hattı aynı anda aktif kullanabiliyorsunuz. Radyo dinleyebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz. Kara liste özelliği var telefonunuzda. Kara liste. Evet, kara liste. Yani birilerini engellemek istiyorsunuz. Hı-hı. Beni rahatsız etmesin bu adam diyorsunuz. Evet. Hemen onu kara listeye alıyorsunuz. O sizi kesinlikle arayamıyor. Kaç kişiye kadar kara listeye alabiliyoruz? 20 zaten? Kişiye kadar kara listeye alıyoruz. 20 kişi. Bir de 20 kişiye kadar beyaz listemiz var. Bu beyaz listeyi de zaman ayarı yapabiliyorsunuz Aylin Hanım. Tabii herkesin hayatında görüşmek istemediği kişiler vardır. Zaman ayarı dediğim nedir biliyor musunuz? Evet. Önceden ayarlıyorsunuz. Akşam saat gece 12 ile sabah 8 arası beni şu numaralardan başka kimse aramasın. Çok güzel. Bu ayarı bile yapabilen hakikaten inanılmaz bir cep telefonu. Kampanyamızda son 1,5 dakikaya girdik değerli izleyenler. 1,5 dakika içerisinde hattı düşürürseniz 400 lira satış değeri olan, şu anda tanıtım amacıyla sizlere 199 lira göndereceğimiz bu cep telefonuna kargo parası ödemeyeceksiniz. Evet, kendisi küçük ama marifeti büyük, akıllı oldukça bir telefon. Çok sağlam bir telefon. Yani bunu aldığınız zaman yıllarca kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Alın, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize rahat rahat hediye edebilirsiniz. Evet, hem bayan hem erkek kullanabilir şekilde tasarlanmış. Hem erkekler için ideal bir konfora, ideal bir tasarıma ve renge sahip, gördüğünüz gibi arka kapağının metal olduğunu bir kez daha söyleyelim. Çok bakın güzel. Açtığınız zaman bataryası lityum iyon batarya. Şurada yüksek kalite, yani bu telefon açtığınız zaman sesi bayağı yükseliyor. Onun zilini ayarlayabiliyorsunuz. Hani müzik falan dinlerseniz tabiri caizse disko müziğinin sesine kadar yükseltebiliyor. Oldukça güçlü bir sese sahip ve çok özellikli bir cep telefonu. Kampanyamızda son saniyeler ama biz kampanyamızı bir dakika daha uzatalım. Biz tanıtımımızı bitirelim. Bir dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımızı düşüren herkese 199 lira kargo KDV dahil garanti belgesi faturası içinde ekran altında görmüş olduğunuz telefon numaralarına bir çağrı bile atmanız yeterli. Tanıtımımız bitiyor ama bir dakika içerisinde kampanyamıza dahil olabilirsiniz. Aylin Hanım, ben çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için izleyicilerimize de hayırlı olsun. Çok güzel bir telefon aldınız. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bu muhteşem telefona sahip olmak için ekranımızın alt bantındaki numaraları hemen arıyorsunuz. 400 TL değerinde, bakın 400 TL değerindeki telefona sadece ve sadece 199 TL ödeyerek sahip olacaksınız. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar geliyor. Hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı haberler almanız dileğiyle efendim.
Tane türkü geldi ve Şevki Çalık'tan geldi. Şevki Çalık da yine bizim televizyonumuzda akşam, çarşamba akşamları yürekli ezgiler, değil mi? Doğru söylüyorum. Ayşe Yılmaz demiş, Sultan Gazi Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. Okulumuz yeni açıldı. Okulumuzun adını seslenir misin abi? Seslenmiş olduk. Tolga Bayraktar, yeni bir döner 53 diye bir yer açtık diye Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi'nde demiş. Ha böyle ufaktan bir reklam yapsan 10 numara olur abi demiş. Yapmış olduk. Çoban Yıldızı Esselamu Aleyküm demiş. Getirdiler çayını, soğutmadan içelim. Bir kemence yolla da demiş, biraz horon edelim. Eyvallah, güzel güzel Atma Türkü, güzel. Türkiye ve Mavi Karadeniz kanallarının güzel insanları nasılsın? Vallahi hasta halimle sizi izlemeye geldim. Pozitif enerjiyi iyileştirirmiş. Güler yüzleriniz eksik olmasın demiş. İsmail Türüt'ten bir türkü istiyorum demiş. Selam Rusya'dan, Ağızkalı Türklerden demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi güzel bir tane İsmail Türüt hakikaten dinleyelim. Yani böyle kuvvetli bir İsmail Türüt türküsü gelsin. Bu şey var dedi. Kırktan sonra sevdalıktan neye sarayı sarayı. Sen onun yüzünden açtım kız evdeki lanarayı. Sen onun yüzünden açtım evdeki.
da yaktım sana bayı. Taktım sana kafayı da yaktım sana bayı. Senin için terk ettim isimli akrabayı. Ne oğlu kesme benden selamı merhabayı. Ateşten gömlek gibi yaktım beni Aslıhan. Taktım sana kafayı, yaktım sana abayı. Taktım sana kafayı da yaktım sana abayı. Senin için terk ettim isimli akrabayı. Ne oğlu kesme benden selamı merhabayı. Senin için terk ettim isimli akrabayı. Ne oğlu kesme benden selamı merhabayı. Evet, ne olur kesme benden diye selamı merhabayı. Aslında bu şarkının sonuna bir kıta daha eklemek gerekiyor. Hani 40'tan sonra sevdalık ne sarayı sarayı, senin için işte terk ettim isimli akrabayı değil ya. Onun sonuna, İsmail abi de izliyorsa bunu not alsın. Sonuna şöyle bir tane daha kıta ekleyebilirsiniz. Ne oldu ne oldu sana? Ha, ne oldu sana saçına düştü aklar? 40'tan sonra azan edeyi ancak teneşür paklar. Ay ay. Ne oldu hemşerim sana diyoruz saçına düştü aklar. 40'tan sonra azanı ancak teneşür paklar. Bunu da Nuket bir alkışlasana bunu lan. Allah'ım hepten uyuyor ya. Alkışlamayayım mı? Yok. Efekti bulamayayım. Allah Allah. Evet. Rizeli Emine demiş. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Eyvallah. İyi yayınlar. Süper gidiyorsunuz. Çok iyi görüyorsun. Çok sağ olasın. Rizeli Emine Fatih'e selamlar gönderiyoruz. Şeyma Senem demiş galiba. Dur bakayım. Şeyma bakalım ne demiş. Abicim ben Sultan Kazi okulumuzu duyurur musun rica ediyorum demiş. Eyvallah Şeyma, duyurdum onu da. O bizim okulü bir duyur diyor. Duyurdum onu Emine. Eyvallah. Orayı da geçtik. Meryem İllasova
çok teşekkür ederim demiş. Çok sağ olasın ablam. Ben teşekkür ediyorum. Bunun yazılarını okuduk. Bakayım başka okumadığımız ne var? Yok. Herkesin yazısını okumuşuz. Şimdi güzel bir tane türküyle beraber programa nokta koyacağız efendim. Yarın cuma, yarın sizle beraber olamayacağım. Bir daha pazartesi. Ya ben hep otururum sen lan buraya da. Bir şey değil. Tabii. Efendim pazartesi sizle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakaysınız. Allah'ıma emanet olun. İnşallah en yakın zamanda buluşmak ve görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.